gürültüyle uyandım. Kapıyı açtığımda, yattığım odanın kapısını açtığımda yoğun bir dumanla, öksürükle telefonumu alıp buraya tutmamla bir kıvılcım attığını gördüm. Dışarıya attım. Dışarıya atarken kendimi de oğlum aradım. O gelirken itfaiye arıyor. Onlar gelip söndürmeye çalışıyorlar. Siz uyuyordunuz değil mi o esnada? Evet, uyuyordum. Kaç gibi oldu saat? 3.45, 3'e 10 var, 4'e 10 var gibi. Büyük bir gürültüyle, zaten o gürültüyle uyandım. Ondan sonra yani dışarı çıktığımda dumandan hiçbir yer görünmüyordu. Simsiyah bir dumandı. Öksürükle telefonumun ışığıyla gelip buradan mutfağın tarafını tuttuğum zaman zaten kıvılcım atıyordu her tarafta. Gördüğünüz gibi de evim bu hale geldi. Yani aklıma gelmezdi yani. Pazar günü sabah bir anda gelen telefonla, sabah karşı saat 4 suları gelen telefonla bir anda uyandım. Bu haberi aldım, atlayıp geldim. Sonrasında biz genel merkezi arıyoruz. Ben aradım. Buzdolabından çıkan yangınla evin yandığını söyledim. Bana dediler ki tamamdır, incelemelerde bulunacağız. Bilirkişi göndereceğiz dediler. Bilirkişiler geldi, incelemelerini yaptılar burada. Sonrasında bize bir gün sonra geri döneceklerini söylediler. Geri döndüler. Bize diyorlar ki şu anda olayın ürünümüzle alakası yok. Tamamen yanında dış etkenlerden oluşan bir yangınla çıktığını söylüyorlar. Kendi ürünlerine zarar verdiğini, bizim ürünümüzle alakalı hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. Ama bariz bir şekilde belli ki yangın dolaptan çıkıyor, buzdolabından. Buzdolabının içinden bir tane parça benim geldiğimde gördüğüm arkadan atıyor bir anda patlamayla. Onun kıvılcımlarını görüyor annem. Sonrasında yayılıyor. Yangın çıkıyor. Biz bu şekilde firmayı anlattığımız halde onlar illaki iddia ediyor ki yanında başka bir şey yanmış. Durum böyle olunca biz mağdur durumda kaldık. Hiçbir şeyimizi karşılamıyorlar. Ne maddi, ne manevi, ne de bırakın maddi manevi, garantisi devam eden buzdolabını bile karşılamıyorlar. Biz bu yüzden mağdur durumdayız ve bu işi yargı yoluna taşıyacağız. Dava açıldı şu anda. Dava, delil tespit davası açıldı. Avukat aracılığıyla açtık. Bilirkişiler gelecek, inceleyecekler burayı. Tekrardan mahkemenin bilirkişileri gelecek, inceleyecekler. Duruma göre biz de mahkemeye davayı sürdüreceğiz. Delil tespiti yaptıracağız. Evde neler yanmış, neyden çıkmış, yani sebebi ne bu yangının? Bizim şu anda evimizde hesapladığımızda bir 40 bine yakın masrafımız var. En çıkı bak. Onlar oralara kadar çektiler yani. Gördüler gözüyle hani yanmadığını gördüler. Durumda yani ne ara bu olan olay 5-10 dakika içerisinde kız yok yani. Olsa evde diğer şeyler de zarar verir. Yok. Buradan dışarıda alevler. Tamam. Tabii canım. Önündeydi, yanmış. Şimdi şeyi bekliyoruz işte, mahkemenin gelip kişilerini bekliyoruz.